Değerli Risale Okumaları seyircileri, bir programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda ben Silahattin Arslan, değerli Ümit Taş hocamla birlikte Peygamberimizin doğumu esnasında meydana gelen mucizelerden okuyacağız. Malumunuz dün Mevlid Kandili idi. Ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın aldığı karar gereği bu hafta Peygamberimizi anma etkinlikleriyle her tarafta kutlanacak, etkinlikler yapılacak. Bu vesileyle Peygamberimiz anlatılacak camilerde, kültür merkezlerinde. Güzel bir uygulama. Allah bu güzel uygulamayı devam ettirsin kıyamete kadar inşallah. Bu vesileyle Peygamberimizi biraz daha yakından tanımış olacağız. Biz de bugünkü dersimizde bu Mevlid haftası olması dolayısıyla Peygamberimizle ilgili mucizelerden okuyacağız. Peygamberimizin doğduğu gece ve onun doğumuyla alakalı peygamber olmadan önce meydana gelen mucizelerden birkaç tane okuyacağız. Malumunuz bu mucizeler. Peygamberimizin birer tanıtan, onun peygamber olduğunu gösteren birer delil. Evet, değerli Ümit Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, önce bir sizden bir dinleyelim. Ondan sonra beraber ihtiyaç oldukça bazı konuların biraz daha açılımı için değerlendirme yaparız. Buyurun, sizi dinliyoruz. Bu malumunuz 19. mektup, Peygamberimizin 300 civarında mucizesini konularına göre tasnif etmiş. Tabii hayatı boyunca çok fazla mucize göstermiş ama biz burada numunelerini okuyacağız. Bunların numunelerini okuyacağız. Araştırmacılar, ehli tahkik olan alimler, hadis alimleri Peygamberimizin 1000 civarında mucizesini tespit etmişler. Ve demişler ki bunlar bizim tespit edebildiklerimiz. Onun daha binlerce mucizesi var. Her hali bir doğumundan mucize. Doğumundan evvel gösterilenler var. Doğumu sırasında, doğumundan sonra hayatı boyunca müşriklere göstermiş olduğu var, gaybdan vermiş olduğu haberler konusunda var, vefatından sonra bile çıkan ihbarları var. Dolayısıyla ki Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti onun bir mucizesi. Aynen öyle. Yani biz demişler 1000 tanesini tespit edebildik ama daha bunu binlerce belki mucizesi vardır. Ehl-i tahkikin nazarına belki her hali, her kavli belki bir mucize hükmünde. Evet. Bugün Mevlid Kandili haftası olması dolayısıyla doğumuyla alakalı mucizelerinden birkaç tane numune olsun diye okuyorum inşallah. Buyurun. Evet, Mucizat-ı Ahmedi 19. Mektup Risalesi 3. Kasım. İrhasattan yani doğumu sırasında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın veladeti henkamında vücuda gelen harikalardır ve hadiselerdir. O hadiseler onun veladetiyle alakadar bir surette vücuda gelmiş. Bu şurada müsaade ederseniz de arz edelim değerli hocam. Bu irhasat tabirini bölüm olsun diye, yani peygamberimizin peygamber olmadan önce onunla alakalı olarak meydana gelen mucizelere o bölüme irhasat demişler. Yoksa 40 yaşında gelmiş biliyorsunuz. Peygamberlikten önceki mucizeler ama onunla alakalı olduğu için onun bir mucizesi olarak değerlendirilmiş. Buyurun. Evet. O hadiseler onun veladetiyle alakadar bir surette vücuda gelmiş. Hem bi'setten evvel, kendisine nübüvvet gelmeden evvel bazı hadiseler var ki doğrudan doğruya birer mucizesidir. Bunlar çoktur. Numune olarak meşhur olmuş ve imme-i hadis imamları kabul etmiş ve sıhhatleri tahakkuk etmiş birkaç numuneyi zikredeceğiz. Yani bunlar, bu anlatacağımız bilgilerin, haberlerin doğruluğu araştırılmış, kabul edilmiş bütün hadis alimleri tarafından. Evet, yani ulema beyninde sıhhatlerine mutabık kalınmış rivayetler bunlar. Hadisler. Birincisi, veladet-i nebevi gecesinde, peygamberimizin doğumu gecesinde hem annesi hem annesinin yanında bulunan Osman İbn-i As'ın annesi, hem Abdurrahman İbn-i Af'ın annesinin gördükleri azim bir nurdur ki, üçü de demişler. Veladeti anında biz öyle bir nur gördük ki, o nur maşrık ve mağribi bize aydınlattırdı. Evet. Öyle bir nur zuhur etmiş ki, şarkı ve garbı öyle aydınlatmış.
Yani yanında doğum sırasında ebelik yapanına yardımcı olan komşularının hanımları bizzat o gece böyle bir nur gördük. Bu nur her tarafı gece yarısı aydınlattı. Evet. Dolayısıyla bu da onun mucizelerinden biridir. Çünkü kimin doğumu sırasında öyle bir nur zuhur ediyor değil mi? Fevkalade bir nur bir zuhur ediyor. Böyle bir insan aleme teşrif ediyor. Büyük bir insan. Zaten mucize derken zaten mucizenin tarifinde yani emsali olmayan insanları aciz bırakan bir takım zuhurat, vukuat yani. Yani bunları Allah yaratıyor. Evet. Allah yapıyor. Peygamberimizin özelliğinden değil. Evet. Ama onunla alakalı olarak Allah adetini o anda değiştiriyor. Bu da onun peygamberliğinin birer delil olarak değerlendiriliyor. Allah indinde ne kadar makbul bir zat olduğunun bir işareti. İkincisi, o gece Kabe'deki sanemlerin, Kabe'deki putların çoğu başı aşağı düşmüş. Devrilmişler. Kabe'de. Durduk yerde yani. Evet. Pek çoğu başı aşağı düşmüş. Üçüncüsü, meşhur Kisra'nın eyvanı yani saray meşhuresi. Kisra o zamanki Fars devletinin yani İran başı. Krallarına Kisra deniyormuş. Yani bizde nasıl padişah deniyorsa, Mısır krallarına Firavun deniyorsa, İran krallarına da Kisra denirmiş. Evet. Büyük bir saray yaptırmış. Sarayın etrafında nöbetçi kulübeleri, şerefeler var. O şerefelerden 14 tanesi o gece Düşmesidir. Düşmüş. Evet, meşhur yani fevkalade büyük, güzel bir saraymış. O gece sallanıp inşikak etmesi. Tam veladeti gecesinde sallanıp ikiye ayrılması ve 14 şerefenin düşmesidir. Dördüncüsü, Sava'nın takdis edilen küçük denizinin o gecede yere batması ve İstarabad'da 1000 senedir daima işgal edilen, daima 1000 senedir yanıp gelen, yanan ve sönmeyen mecusilerin mabut ittihaz ettikleri ateşin, ateşperestlerin Tanrı mabut ittihaz ettikleri ateşin veladet gecesinde sönmesi. İşte şu 3-4 hadise işarettir ki o yeni dünyaya gelen zat ateşperestliği kaldıracak, Fars saltanatının sarayını parçalayacak. İzni ilahi ile olmayan şeylerin takdisini men edecektir. Evet, bunların da birer işareti. İşareti, evet. Demek ki bu İstarabad denilen bir bölgede 1000 senedir sürekli yanan bir ateş var. Burada demek ki orada bir doğal gaz kaynağı bir vesileyle açtı. Artık bir, insanlar bilmedikleri için kaynağını. Burada odunsuz bu yandığına göre burada bir şey var deyip ona tapmaya başladılar 1000 senedir. Ve o gece o ateş sönüyor. Fars saltanatı sarsılacak demek ki ileride orada büyük bir yıkılmalar olmuş. Evet. Ve izni ilahiyle olmayan şeyleri mukaddes kabul etmeyi men edecektir. Men edecektir. Allah bir şeye mukaddes diyorsa o mukaddestir. Onun dışında biz varlıkları, insanları takdis etmememiz, bunları putlaştırmamamız lazım. Allah'tan gayrısı onun mahluku zaten. Mahlukudur, evet. Evet. Mukaddes olan nedir? İşte Kabe mukaddestir diyoruz. Hürmet ederiz, severiz. Evet. Değil mi? Saygı ederiz. Bunun gibi. Onun bildirdiği haliyle. Evet. Mukaddes, mübarek addediyoruz. Evet. Beşincisi, Çendan veladet gecesinde değil, fakat veladete pek yakın olduğu cihetle o hadiseler de İrhasat-ı Ahmediye'dir ki aleyhissalatü vesselam, Sûre-i Elem Tere Keyfe'de nas-ı kati ile beyan edilen, yani Kur'an'da da Elem Tere Keyfe'de beyan edilen vakayı fil'dir ki, Kabe'yi tahrip etmek için Ebrehe namında Habeş Meliki gelip Fil Mahmudi namında cesim bir fili öne sürüp gelmiş. Mekke'ye yakın olduğu vakit fil yürümemiş. Çare bulamamış, dönmüşler. Ebabil kuşları onları mağlup etmiş ve perişan etmiş, kaçmışlar. Bu kıssa-i acibe tarih kitaplarında tafsilen meşhurdur. İşte şu hadise Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın delail-i nübüvvetindendir. Bu hadise kendi doğumundan evvel doğumuna çok yakın olmakla birlikte nübüvvetinin delillerindendir. Çünkü veladete pek yakın bir zamanda kıblesi ve mevlidi ve sevgili vatanı olan Kabe-i Mükerreme gaybi
ve harika bir surette Ebrehe'nin tahribinden kurtulmuştur. Evet. Yani burada hep meşhurdur zaten Fil suresi bu hadiseyi evet. anlatıyor. Peygamberimizin doğumuna yakın tarihlerde evet. meydana gelmiş. Yani bu tarih kitaplarında da meşhur tarihçilerinde bu noktada zaten tabii. müttefik. Çünkü onlar Kabe'yi Habeşistan kralı bir mabet yaptırmış. İstiyor ki insanlar oraya gelsinler, orayı ziyaret etsinler. Burada kendi memleketinde yaptırmış önce değil mi bunu? Ama buna rağmen insanlar gene de Kabe'ye gidiyorlar. Çünkü Kabe o bölgede de İbrahim Aleyhisselam'dan beri mübarek edilen bir mekan. Mübarek bir mekan. İnsanlar geliyor, ziyaret ediyor, orada ticaret evet. yapıyor. Ben bunu yıkayayım da insanlar bana gelsinler diye tabii evet. Allah izin vermiyor. Çünkü orası Peygamberimizin getirdiği dinin kıblesi olacak. Onu, evet. Onunla alakalı da Allah onu koruyor. Koruyor. O kralın bindiği o büyük fil Mekke'ye yürümüyor. Yakın duruyor. Evet. Yürümüyor. Mekke'ye yakın bir bölgede yürümüyor. Bir türlü yürütemiyorlar. Onlar fili yürütmek için uğraşırken o arada Allah'ın gönderdiği ebabil kuşları da taş yağdırarak evet. orada darmadağın olup kaçmak zorunda kalıyorlar. Ve Kabe evet. korunmuş, kurtulmuş oluyor. Yıkılmakta. Yani emsali görülmeyen fevkalade bir hadise. Kur'an'da ayetle de sabit. Tarih kitaplarında da tafsilen verilmiş. Tespit edilmiş. Yani bu demek oluyor ki dünyaya gelecek o zatın yani Kabe'si, kıblesi Allah tarafından korunmuş, muhafaza edilmiş. Korunmuş, evet. evet. Altıncısı, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam küçüklüğünde Halime-i Sadiye'nin yanındayken Halime ve Halime'nin zevcinin, Halime'nin eşinin şehadetleriyle güneşten rahatsız olmamak için çok defa üstünde bir bulut parçasının ona gölge ettiğini görmüşler. Ve halka söylemişler ve o vakıa sıhhatle şöhret bulmuş. Evet, bununla alakalı da çok hadis-i şerif rivayet ediliyor. Evet. Güneş onu daima koruyor. Onun dışında işte evinde bir bereket oluyor, keçilerinin sütü artıyor. Evet. Ki bu birçok hadis kitaplarında bunlar da tespit edilmiş, anlatılmış. Evet. Bu da Peygamberimizin mucizelerinden, onun peygamber olduğunun delillerinden birkaç tanesi. Evet. Hem Şam tarafına 12 yaşında gittiği vakit Buhayra-i Rahib'in şehadetiyle bir parça bulut Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın başına gölge ettiğini görmüş ve göstermiş. Evet. Buhayra-i Rahib de yani Hristiyan papaz olmakla birlikte o da aynı şehadeti yapıyor yani gösteriyor. Bu hadise de zaten meşhur bir hadise evet. ya tarih kitaplarında evet. da anlatılır. Hem yine bir setten evvel yine nübüvvet gelmeden evvel Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir defa Hatice-i Kübra'nın Meysere ismindeki hizmetkarıyla ticaretten geldiği zaman Hatice-i Kübra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın başında iki meleğin bulut tarzında gölge ettiklerini görmüş. Kendi hizmetkarı olan Meysere'ye demiş, Meysere dahi Hatice-i Kübra'ya demiş, bütün seferimizde ben öyle görüyordum. Tabi o kainatın en şerefli insanı olduğu için Cenab-ı evet. Hak onu sürekli koruyor. Çocukluğunda da koruyor. Evet. Burada da akla şu geliyor. Acaba Hatice radıyallahu anh peygamberimize o zamanlar bulut tarzına gölge edenlerin melek olduğunu nasıl görmüş? Allah göstermiş demek ona. Evet. Değil mi? Orada. Tabi o melek inancı onlarda da var. Yani bu normal değil diye. Evet. O bölgede İbrahim Aleyhisselam'dan beri devam eden bir Hanif dini var. Biraz tabii evet. bozulmuş, bazı meseleler unutulmuş ama bir Allah inancı var. Evet. Zaten Peygamberimiz ilk inanan da zaten Hatice-i Kübra radıyallahu anh değil mi? Evet, zaten hazır yani öyle bir tabii, geçmişten gelen evet. kalıntılarla. Tabii. Yedincisi, nakli sahih ile sabittir ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bi'setten evvel bir ağacın altında oturdu. O yer kuru idi. Birden yeşillendi. Ağacın dalları onun başı üzerine eğilip kıvrılarak gölge yapmıştır. Evet. Bu da yine birçok evet. hadis kitabında geçen bir mucize. Evet. Buna benzer başka hadiseler de var. Bir tanesini var. Burada evet. anlattı. Evet. Sekizincisi, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ufak iken Ebu Talib'in evinde kalıyordu. Ebu Talib
çoluk ve çocuğu ile onunla beraber yerlerse karınları doyardı. Ne vakit o zat yemekte bulunmazsa tok olmuyorlardı. Daha ufak iken, yanında iken, ne zaman sofraya oturduklarında beraberken karınları doyuyor. Ne vakit o zat yemekte bulunmazsa tok olmuyorlardı. Şu hadise hem meşhurdur hem katidir. Zaten malumunuz peygamberimizin daha küçük yaştayken babası, annesi, doğmadan önce babası, küçük yaşta evet. annesi, ondan sonra dedesi bakıyor, yetim kalıyor anneden babadan, dedesi de yine evet. 8 yaşındaki vefat ediyor. Evet. Ondan sonra amcası korumasını almış ama evde büyümüş, evleninceye kadar. Ve o evde her sofrada olduğu zaman evin bir bereketi oluyor, sofranın bir bereketi. Herkes doyuyor, olmadığı zaman doymuyorlar. Evet. Bu da onların dikkatini çekmiş. Dikkatini çekiyor. Evet. Var bunda bir iş bunda diyorlar. Bir iş bu işin perde arkası nedir? Evet. Değil mi? Şey değil. Evet. Bu biraz sıradan bir şey değil. Sıradan bir şey değil. Evet. Çünkü evet. mütadil defa tekrarlanınca o zaman bu işin sırrının o zatta olduğunu anlamışlar. Evet. Hem Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın küçüklüğünde ona bakan ve hizmet eden Ümmü Eymen demiş. Hiçbir vakit Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam açlık ve susuzluktan şikayet etmedi. Ne küçüklüğünde ve ne de büyüklüğünde. Her normal bir insan hali değil mi? Hepimiz bir acıkırız illaki. Susarız, şikayet evet. ederiz. Ya çok acıktım deriz. Ya çok susadım deriz. Ağzım kurudu deriz ama Peygamberimiz ne küçüklüğünde ne büyüklüğünde böyle bir şikayette hiç bulunmamıştır. Evet, hiç bulunmamış. Allah onu açsız kalsa bile hissettirmemiş. Hissettirmeden kaldı ki yaşamış olduğu olsaydı o zaman da yani kıtlık, kaht var yani. Var. Su sıcak, bulunmuyor. Sıcak bir bölge. Sıcak bir bölge, yok. Kurak bir bölge evet. Buna rağmen demek ki Allah'ın daima desteği koruması altında. Evet. Allah onun vücudunu besliyor bir şekilde onun bilgisi dışında bölgeleri evet. bile yokken. Yani özel olarak hıfz altında olduğunun bir göstergesi. Göstergesi bunlar. Dokuzuncusu, murdiyası olan yani süt annesi olan Halime-i Sadiye'nin malında ve keçilerinin sütünde kabilesinin hilafına olarak çok bereketi ve ziyade olmasıdır. Bu vaka hem meşhurdur hem kat'idir. Yani bir sürü çoban var, bir sürü hayvanları olanlar var ama bu zatın yani olduğu o ailenin keçileri özellikle yani dolu geliyor ve özellikle bir bereket zuhur ediyor orada. Demek ki o zat nerede olursa orada bir bereket onu takip ediyor evet. ailesinde veya malında. Yani o sıralarda o bölgede bir adet var. Hani çocuklar daha sağlıklı olsunlar, daha iyi lisan öğrensinler diye bir süt anneye veriliyor. Annesi hayattayken de süt annesindeydi değil mi? Evet. Tabii, ücret karşılığında fakir aileler, anneler başkasının çocuğunu alıp hem onun eğitimini, terbiyesinde ilgileniyor, bakım ilgileniyor hem de süt annelik yapıyor. O adet gereği Peygamberimiz evet. de küçük yaşta Halime-i Sadiye adında bir hanıma verilmiş vardı. Başka köydeki bir hanıma. Ve çok fakir oldukları halde mallarında bereket olmuş, evet. keçilerin sütünde bolluk olmuş. Bunu da onların dikkatini çekmiş bu. Evet. Hem sinek onu taciz etmezdi. Onun cesedi mübarekine ve libasına konmazdı. Nasıl ki evladından olan Seyyid Abdülkadir-i Geylani Kudsesi ruhu dahi ceddinden o hali irsiyet almıştı, sinek ona da konmazdı. Allah onlardan da koruyor, sinekten de koruyor. Valla bir tane sinek odamıza girse, odada ne kadar insan varsa hepsini taciz ediyor yani evet, bizim evlerde. Evet. Ama Peygamberimize konmamış, evet, taciz evet. etmemiş yani, evet. rahatsız etmemiş. Onuncusu, evet. Onuncu mucize, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dünyaya geldikten sonra bahusus veladet gecesinde yıldızların düşmesinin çoğalmasıdır ki şu hadise 15. sözde katiyen bürhanlarıyla ispat ettiğimiz üzere şu yıldızların sukutu düşmesi şeyatin ve cinlerin gaybi haberlerden kesilmesine alamet ve işarettir. Şeytanları ve cinlerin artık onun doğumundan sonra nübüvveti artık geldikten sonra gaybi haberlerden kesilmesine alamet ve işarettir.
İşte madem Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam vahiy ile dünyaya çıktı, elbette yarım yamalak ve yalanlar ile karışık kâhinlerin ve gayipten haber verenlerin ve cinlerin ihbaratına set çekmek lazımdır ki vahye bir şüphe iraz etmesinler ve vahye benzemesin. Evet, bi'setten evvel, nübüvvet gelmezden evvel kâhinlik çoktu. Kur'an nazil olduktan sonra onları hatime çekti. Hatta çok kâhinler imana geldiler. Çünkü daha cinler tayfesinden olan muhbirlerini bulamadılar. Demek Kur'an hatime çekmişti. İşte eski zaman kâhinleri gibi şimdi de medyumlar suretinde yine bir nevi kâhinlik Avrupa'da ispiritizmacıların içlerinde baş göstermiş, her neyse. Yani galiba Allah'tan başkası bilmez ama bilseden, nübüvvetten evvel, Kur'an nazil olmadan evvel o zaman cinler gaybden haber getirebiliyorlarmış. Allah izin vermiş onlara, cinler, şeytanlar. Veladeti doğumu sırasında yıldızların düşmesi neye alamet? Artık onların o yıldızlarla semavattan tard edildiklerini, artık onlara oralara fazla yaklaşamayacaklarına bir alamet ve işaret olarak yıldızların düşmesi çoğalmış. Evet, cinler kovuluyor bunu. Kovuluyorlar. Kovuluyor. Çünkü ayette de bundan bahsediliyor. Evet. 15. sözde de bu ayeti biraz daha geniş olarak tefsir ediyor. Kısmet olur da oraya da geliriz orayı inşallah. Orayı da daha sonra okuruz. Evet. Elhasıl Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın nübüvvetinden evvel nübüvvetini tasdik ettiren ve tasdik eden pek çok vakalar, pek çok zatlar zahir olmuşlar. Evet, dünyaya manen reis olacak haşiye. Evet, Sultan-ı Levlak-ı Levlak öyle bir reistir ki 1350 senedir saltanatı devam ediyor. Birinci asırdan sonra her bir asırda leakal en azından 350 milyon tebası ve rayiyeti vardır. Küre-i arzın yarısını bayrağı altına almış, coğrafik olarak İslam ülkeleri aşağı yukarı küre-i arzın yarısını tutuyor. Yarısını bayrağı altına almış ve tebası kemale teslimiyetle ona her gün salatu selam ile tecdid-i biat ederek emirlerine itaat ederler. Bütün evet, ümmeti dünyaya manen reistir diyoruz. Dünyanın çünkü işte birisi. Evet, her gün belki her an. 1350 şu anda 1400 seneyi geçti. Evet. Değil mi? Onu reis olarak, sultan olarak kabul ediyorlar. Evet. Taklit ediyorlar, emirlerini, tavsiyelerini yerine getiriyorlar. Halen de manevi bir reistir Resulullah. Bütün Müslümanların gelmiş, reisidir. Gelmiş en büyük beşer. Buradaki Sultan-ı Levlak-ı Levlak malumunuz bir hadis-i kutsi'de böyle bir tabir geçiyor. Evet. Levlak-ı Levlak, lema halaktul eflak diye. Evet. Eğer Resulüm, eğer seni yaratmasaydım bu kainatı da yaratmazdım. Çünkü kainatın yaratılış sebebi onunla anlaşılıyor. Evet. Meşhur bir hadis-i şerif. Yani demek ki devamında da dünyaya gelecek, manen reis olacak bir zat da demek ki dünyanın şeklini, manevi şeklini değiştirecek, güzellikler getirecek. İnsanlığa layık bir seviye insanlığı yükseltecek diye anlıyoruz. Evet, zaten imanda da rükünler eşit tutulmuş yani. Evet. Allah'a iman, Allah'a iman edecekseniz peygamberi de iman edeceksiniz. Etmelisiniz. Peygambere iman edecekseniz peygamberin hayatı boyunca davası neydi? Tevhid davası. Yani evet, biri diğerine şehadet ediyor zaten. Yani bu şu paragrafta da bu seni yaratmasaydım kainatta yaratmazdım. Evet. Bir açıklaması. Evet. Niye yani? Onunla alemin şekli değişmiş. Değişti. Onun getirdiği nur ile, tevhid nuru ile. Onun tanıttığı Allah iman rüknüyle değiştirdi her şeyi. Cümle güzel ifadeler özetliyor. Evet. Dünya ahiretin tarlası olarak, tarlası olduğu anlaşılmış onun sayesinde. Evet. Evet, devam edelim inşallah. Dünyanın manevi şeklini değiştirecek ve dünyayı ahirete mezra tarla yapacak ve dünyanın mahlukatının kıymetlerini ilan edecek ve cin ve inse saadet ebediyeye yol gösterecek ve fani cin ve insi idam-ı ebediden kurtaracak ve dünyanın hikmeti hilkatini, yaratılış hikmetini, amacını, tılsım-ı muğlakını,
gizli, sıra saklı kalmış olan tılsımını ve muammasını açacak ve harika kainatın makasıdını bilecek, kainatın yaratıcısı bu kainatla neyi murat ediyor, neyi istiyor, ne o makasatlarını niçin yaratmış, onları bilecek ve bildirecek. Ve o Halık'ı, o yaratıcıyı tanıyıp umuma tanıttıracak bir zat, elbette o daha gelmeden her şey, her nev, her taife onun geleceğini sevecek ve bekleyecek ve hüsnü istikbal edecek ve alkışlayacak ve Halık'ı tarafından bildirilirse o da bildirecek. Nasıl ki sabık işaretlerde ve misallerde gördük ki her bir nevi mahlukat onu hüsnü istikbal ediyor gibi, onun geleceğini güzel bir şekilde karşılıyor, hoşamedi ediyor gibi mucizatını gösteriyorlar. Mucize lisanıyla nübüvvetini tasdik ediyorlar. Ya, bütün her mahlukat elbette ki onu güzel karşılar, bekler. Çünkü onun sayesinde mahlukatın kıymetleri anlaşılmış. Evet. Ondan önce taş, boş, ağaç, dağ, nehir, su, anlamsız şeyler diye sadece yenilecek, içilecek, faydalanacak şeyler gibi görülürken onun getirdiği Kur'an ve İslamiyet ile kainat tesadüfi değil, anlamsız değil, Allah'ı bize tanıtıyor, Allah'ın isimlerini tanıtıyor diye bir kere kıymetleri anlaşılmış. Kıymetleri anlaşılıyor. Öldükten sonra insan bir hiçliğe, bir yokluğa gitmeyeceğini, bir ebedi saadetin onu beklediğini. Cin ve ise ebedi bir saadeti göstermiş. Ölümün ne olacağı ama bilinmiyor. Ne olacak? Herkes kendi kafasına göre bir şey yorulmamış. Kimi hayatın sonu demiş, kimi yokluk demiş, yok. Kimisi tenasuha inanmış gibi. Ama en doğru, en ikna edici bilgiyi Peygamberimiz vermiş. Evet. Ölümden sonra ebedi bir hayat var, ebedi saadeti kazanmak mümkündür. İşte Allah'ın bildirdiği şekilde bir hayat yaşarsanız ebedi bir saadet sizi bekliyor. O zaman hayat bir anlam kazanıyor. Evet. Böyle bir peygamberin ümmeti olmak bizim için bir şeref. Onu sevmemiz lazım, onun sünnetine tabi olmamız lazım değil mi? Bunun dışında mesela kainatın tılsım muğlakını açmış diyor. Yani bu kainat niçin yaratılmış? Bunu da bize ders veriyor ki bütün insanlığın hep merak ettiği sorudur bu. Ve umada bütün insanlığa da bu tebliği ulaştırmış ki böyle bir insan elbette bütün mahlukat hüsnü istikbal eder, karşılar. Evet değerli hocam, bunlar birkaç misal okuduk. Bir de tabii önemli olan, hani peygamberimiz gerçekten bir peygamberdir. Evet. Yani bununla ilgili de onun yaptığı büyük icraatlardan da bahsederek, bunlar hani böyle şekli mucizeler. Bir de kimsenin inkar edemeyeceği, yani bütün sosyologların, tarihçilerin de kabul ettiği, toplumda yaptığı bir değişiklikler var. Evet. Bu değişikliklerden de bu 19. mektupta güzel değerlendirmeler yapıyor. Bir iki tane de baktığımız fazla değil tabii, mümkün olsa da günlerce anlatsa peygamberimizi gene bitiremeyiz. Oradan da bir iki yer okuyalım. Buradaki 19. mektupta da buraya da almış o şeyi. 19. sözde pardon. Evet. Peygamberimizin peygamber olduğunun gerçekten icraatlarıyla, akli mantıki delillerden, yani herkesin kabul edebileceği değerlendirmelerle birkaç değerlendirme de oradan okuyalım. İnşallah vaktimizi böylece değerlendirelim. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. 14 reşahatı tazammun eden 14. lemanın 1. reşası. Rabbimizi bize tarif eden 3 büyük külli muarrif var. Rabbimizi bize tarif eden, bize tanıtan 3 büyük külli muarrif var. Tanıcı, tanıtıcı, tarif edici var. Birisi şu kitab-ı kainattır ki bir nebze şehadetini 13 lema ile Nur Risalesi'nden 13. dersten işittik. Rabbimizi bize tarif eden 3 büyük külli tarif ediciden birincisi neymiş? Şu kainat kitabı. Kainat kitabı. Evet. Bunu daha önceki derslerden işittik diye diğer derslere havale ediyor burada. Birisi, yani ikincisi, şu kitab-ı kebirin, şu büyük kitabın, yani şu kainat kitabının ayet-i kübrası olan, onun hulasası olan Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselam'dır. Son peygamberimiz Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dır. Birisi de
Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Rabbimizi bize tarif eden üçüncü büyük külli tarif edici de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şimdi şu ikinci bürhan-ı natıki olan, şu ikinci konuşan delil olan Hatem-ül Enbiya aleyhissalatü vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, yani burada üç tane Allah'ı bize tanıtan delilden, kaynaktan bahsetti. Bizim geleneksel medrese eğitimimizde genellikle iki kaynak üzerinde çok durulmuş. Yani Rabbimizi bize tarif eden bir Kur'an-ı Kerim'dir, bir de Peygamberimizdir diye. Buna yoğunlaşılmış ağırlıklı olarak. Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur'da bir şey daha ekliyor. Diyor ki bir üçüncüsü de kainat kitabı da Allah'ı bize tanıtır. Evet. Çünkü ustayı da eserinden de biz tanıyabiliriz. Öyle. Eserlerini inceleyerek. Kur'an zaten kainat kitabının tecessüm etmiş, kainat Kur'an'ın tecessüm etmiş bir hali. Şahali. Evet, alim-i şehadeti, zuhuratı zaten. Evet, görünen bir hali. Dolayısıyla isimleri Allah'ın kainatta tecelli ediyor. Evet. Yani eserlerine bakarak da güzel yaratmış mesela Allah'ın Cemil ismini biz daha iyi tanırız. Allah'ın isimlerini, sıfatlarını kainattan bileceğiz. Yoksa Allah'ın Halik ismini tanırız. Bütün bunlar da bize bir yeni bir kapı daha açıyor. Evet, yani büyük bir kapı. Çünkü günümüzün insanı ben görmediğim şeye inanmam diyor. İşte sana gördüğün şeylerden delil getiriyorum denilerek. Evet. Eğer bir yenilik getirmiş, kainat kitabına bakarak, oradaki hadiselere dikkat çekerek ki Kur'an-ı Kerim'de var bunlar. Evet. Değil mi? Üzümün, hurmanın yaratılışına, devenin, keçinin yaratılışına dikkat çekerek, sütün yaratılışına dikkat çekerek de yani kainat kitabından da Allah'a düşündürtme misalleri Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de var. Evet. Niye tefekkür etmiyorsunuz, niye düşünmüyorsunuz, niye aklen yormuyorsunuz değil mi? Hep akla havale ediyor. Saray-ı Nur'da da bu metot çok ağırlıklı bir şekilde kullanmış ki günümüzün insanların da buna ihtiyacı var. İhtiyacı var. Özellikle fenlerin geliştiği bu zamanda insanlar her şey dediğiniz gibi maddeder, maddeder yanların gözleri maneviyatla kör oluyor. Gördüğünden delil gösteriyor. Nakle pek inanmıyor. İnanmakta zorluk çekiyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Gördüğü şeylerden delil getirmek durumunda kalıyorsunuz. Sen de o zaman daha ikna oluyorlar. Evet. Tatmin oluyorlar. Evet. Evet, akli deliller. Evet, o bürhanın şahsı manevisine bak. O bürhanı yani Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam o manevi şahsiyetine bak. Satı arz bir mescit. Şu dünyanın yüzü satı bir mescit. Mekke bir mihrap. Medine bir minber. O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzakiri. Bütün enbiya hayatlar kökleri, bütün evliya taravetler semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki, nurani bir ağaçtır ki, her bir davasını, mucizatlarına istinad eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Yani onun nübüvveti öyle bir nurani ağaçtır ki, kökleri nedir? Geçmiş peygamberler, yani Hazreti Adem Aleyhisselam zamanından son peygamberimize kadar gelmiş olan 124 bin peygamber mucizeleriyle adeta ne yapıyor? Peygamberimize destek veriyor. Yani onun davasını tasdik ediyorlar. Onlardan da aldığı dersleri aktarmış. Çünkü aynı davayı o iddia ediyor, söylüyor ve onların nesedilmiş daha önceki dinlerini de artık İslamiyet'le yeniliyor tam doğru bir şekilde. Yani bu da tabii bize çok önemli bir delil. Bir haberi birbirinden habersiz, farklı yerlerde binlerce insan söylediyse o haberin doğruluğundan artık şüphe etmemeniz lazım. Değil mi? Değil mi? Bu kadar peygamber, ilk insandan beri 124 bin peygamber geldiği rivayet ediliyor. Farklı asırlarda, farklı yerlerde geldikleri halde hep aynı şeyi söylemişler. Allah var, ahiret var, cennet var, cehennem var, melekler var. Hesap var diye.
Değil mi? İbadet etmelisiniz. O zaman insana düşen bu insanlar demek niye ki, böyle diyorlar? Demek ki bir, hepsi bir kaynaktan besleniyorlar. Evet. Hepsini Allah bildiriyor, onlar da bize bildiriyorlar diye. Bu önemli bir delil. Yani. Ve Peygamberimiz de bakın onların aynısını söylemiş. Aynı söylüyor. İnanç meseleleri, imani meseleleri hepsi. Ve kendinden sonra da evliyalar, asfiyalar, seyitler ne yapmışlar? Kendi nübüvvetinden sonraki davalarını yine asımıza kıyamete kadar taşıyorlar, öyle değil mi? Yani bir diğeri de şimdi mesela filozoflar bir fikir beyan ediyor. Bir diğer filozof onu tenkit edebiliyor. Evet. İşte Ölerle Freud'un kızı babasını tenkit etmiş. Olmaz böyle şey demiş. Çünkü davaları çürük esaslara bina edildiği için. Yani çünkü şahsi fikri ben böyle anladım diyebiliyor. Evet. Eksik olabiliyor, yanlış olabiliyor. Ama Peygamberimizin söylediklerini, anlattıklarını binlerce alim, evliya, asfiya araştırmışlar. Evet, doğru deyip tasdik etmişler. Bu çok önemli bir şey. Yani çünkü düşmanları onu tenkit etmek niyetiyle, dostları da onu taklit edip onu anlamak niyetiyle, bütün ayrıntısıyla araştırmışlar her şeyi. Değil mi? Diyorlar ki bu insan evet doğru söylüyor. Evet. Aynen. Hayatının her detayını. Aynen. Bizler de söylediklerini. Biz de doğruluyoruz. Evet. Bu çok önemli bir delildir yani. Binlerce insan onun söylediğini doğruluyorsa ki büyük insanlar bunlar. Tabii, zaten kendisi nübüvvetten evvel Muhammedül Emin diye zaten Mekke'nin müşrikleriyle gelenleri bile onun doğru sözlü, doğru yaşadığını tasdik etmişler zaten, değil mi? Evet. Adeta Cenab-ı Hak onun bir setten evvel de hayatını bir ihsariye hükmünde nübüvvetini hazırlamış insanlar. Evet. O noktada onun söylediklerini aslında inkara mecal bulamayacak şekilde yani hayatını yakından müşahede etmişler. Evet. Ama gel gelelim küfür ne yapıyor? İnadi küfür. Yani gözüyle ayın iki parça ayrıldığını gördüğü halde yine de sihirdir deyip İnanmadıkları da olmuş. Yani demek ki binlerce, milyonlarca evliyanın, büyük alimin de Peygamberimizi tasdik etmesi önemli bir delildir. Önemli bir delil. Evet. Peygamberdir. Zira o la ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstekbar taraflarında saf tutan o nurani zakirler, yani kendinden evvelki bütün o peygamberler ve kendinden sonra gelen bütün evliyalar, o zakirler aynı kelimeyi tekrar ederek, icma ederek, beraber aynı davaya parmak basarak manen sadak de ve bilhakkı natak de derler. Ya. Sen ne söylüyorsan doğrudur. Doğrudur demişler. Bu çok önemli bir delildir. Evet. Yani peygamber olduğunun bir delili. Evet. Ancak peygamberlerde olmuştur bu ki 1400 yıldır da bu tasdik devam ediyor. Hala araştırıyorlar. Evet. Bunlar doğru. Bizim de aklımız, mantığımız, araştırmalarımız o söylediklerinin doğruluğunu gösteriyor. Evet, evet ahiret olmalıdır, vardır, ölüm vardır, melekler vardır. Ki bazı ilmi gelişmeler bile birçok ayetin doğruluğunu iddia ettiği, verdiği bilgilerin doğruluğunu bugün ispat ediyor. Evet. Evet, buyurun. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddiaya parmak karıştırsın? Böyle burada güzel şeyler var. Zamanımız tabii fazla olmadığı için müsaade ederseniz şu 7. ve 8.yi de okuyalım. Atlayalım mı? Ancak ona aslında bütün veşalar fevkalade güzel. Çok güzel değerlendirmeler var. Evet. Söylediğimiz gibi. Mesela şurada insanlık nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, necisin diye. Bütün bunlara da en ikna edici cevapları Peygamberimiz vermiş. Mesela binlerce. Evet. Ve beşerin hayatında en mühim davası bu. Yaşıyorsun ya. Da yani öldükten sonra nereye gidiyorsun? Ya. Hayatı niye yaşadın değil mi? Yani şimdi sonra mesela şu 200 yaşında öyle bir ahlak göstermiş ki değil mi? Herkese örnek olmuş. Evet. Dünyaya örnek olacak nesiller yetiştirmiş, ahlaklı nesiller yetiştirmiş. Zaten Batı filozoflarından en büyükleri bile demişler ki ya Muhammed senin gibi bir kişi bir defa gelmiş Badem'a beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti göremeyecektir demiş. Yani. Senin huzurunda hürmetle eğiliyorum demiş Bismarck. Aynen. Evet. Şu 7 ve 8'i de herhalde ancak okuyabiliriz. 7. Reşa, işte bak şu Cezire-i Vasiya'da, şu geniş yarımadada vahşi ve adetlerine mutaassıp ve inatçı muhtelif akvamı, muhtelif kavimleri ki Araplar gerçekten
çok katıdır. Yani adetlerinde mutaassıptır. Evet. Bizzat kaldığım için yıllarca hele işlerinde. Orta çağda mı daha hele orta çağda tabii ki. Yani neye inandıysa ondan onu vazgeçirmenin imkanı yok yani. Basit bir mesele için kılıç çekip adam öldürüyor. Evet, evet. Aylarca evet. kabile kavgaları savaşları evet, sürüyor. Evet. Muhtelif kavimleri ne çabuk adat ve ahlak-ı seyyi vahşihanelerini defaten kalbe ref ederek ne çabuk onların adetlerini ve vahşi kötü ahlakların adetlerini süraten kaldırarak bütün ahlak-ı hasene ile teçhiz edip onları kaldırdığı gibi yani yerine de ne yapıyor? Güzel ahlaklarıyla onları teçhiz edip bütün aleme muallim ve medeni ümeme, o zamanın diğer medeni ümmetlerine üstad eyledi. Yani onun bir sohbetine müşerref ola gidiyor. O zamanki Çin'de yani daha ileri kavimlere üstad hükmüne geçiyor. Bak değil zahiri bir tasallut. Öyle zoraki bir şey değil yani tasallut değil. Korkutmayla değil, isteyerek. Korkutmayla, icbariyle değil. Evet. Belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri feth ve teshir ediyor. İnsanların akıllarını, ruhlarını, kalplerini, nefislerini, bütün benliklerini itaat ettiriyor. Mahbub-u kulub, kalplerin sevgilisi, muallim-u kul, akılların talim edicisi, mürebbi nüfus, nefislerin terbiye edicisi, sultan-ı ervah oldu. Ruhların da sultan oldu. Öyle bir nesil yetiştiriyor ki, değil mi? Ahlaklı bir nesil. Hepsi ve severek onu taklit ediyorlar, örnek alıyorlar. Zorla, korkutmalar için değil. Evet. Bu da onun peygamber oldu. Böyle bir değişimi ancak peygamber yapabilmiş. Ve günümüze kadar da hala devam ediyor. Bir tane daha okuyup bitirelim. Evet, 8. Reşa. Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir kavimde, büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. Şu sigara nesnesini görüyorsunuz. Evet. Hükümet yıllardır yani devlet politikası haline getirdi. Hala kaldırmaya muvaffak olamıyor. Yani yasaklıyor belli yerlerde ama içen tiryakilere maalesef mani olamıyor. 1910 yıllarında ülkede tütünün çok yaygınlaştığını görünce devlet mesela Yeşilay Cemiyeti diye o zaman kurmuşlar. Evet. Ki o zamandan beri bu kadar alimlerimiz, profesörlerimiz devlet desteğiyle okullarda konferanslar, eğitimler, seminerler, televizyonlarda bugün anlatılıyor, radyolarda evet. anlatılıyor. Buna rağmen sadece bir sigara adetini bile toplumdan kaldıramadık. Kaldırma. Değil mi? Yani kaldırsak bile ne kadar zor yani böyle bir adet kaldırmak. Halbuki bir de bu zata bakalım, o ne yapmış? Evet. Yani küçük bir kavimde büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. Halbuki bak bu zat büyük ve çok adetleri. Büyük ve çok adetleri. Hem inatçı, mutaassıp büyük kavimlerden. Zahiri küçük bir kuvvetle, görünürde küçük bir kuvvetle, küçük bir himmetle az bir zamanda ref edip, kaldırıp yerlerine öyle seceye-i aliyeyi ki, öyle güzel seceyeler ahlakları ki, dem ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak vaz ve tesbit eyliyor. Bunun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor. İşte asıl saadeti görmeyenlere Ceziletül Arab'ı gözlerine sokuyoruz. Onun yaşamış olduğu asıl saadeti görmeyenlere Arap Yarımadası'nın tamamını onların gözlerine sokuyoruz. Haydi güzel filozofu alsınlar, oraya gitsinler, 100 sene çalışsınlar. O zatın o zamana nispeten bir senede yaptığının 1/100'ünü acaba yapabilirler mi? Bak, bu 100 sene çalışsalar. Evet, bir mucizesidir mesela. Bir mucizelerinden bir tanesi. Kim, hangi insan bu değişimi yapabilmiş? Ya. Binlerce kötü adet var, hepsini kaldırmış yerlerine, güzellerini yerleştirmiş. Kızlarını okuma gömüzgeni öldürmelerini mi beklersiniz yani, içki, değil mi? İçki, şarap, yani, yaygın mesela bunun kaldırılması, kötü adetler. Ya, putlara tapmaları, bilmem neleri falan hepsini o kadar kaldırmış. Güzel adeti kaldırmış sadece o an için değil ve 1400 senedir de devam ediyor. Her sevdirmiş, isteyerek kabul etmiş insanlar. Evet. Yani böyle toplumda bu kadar köklü, yaygın bir değişim ancak bir peygamber yapabilir. Yani ona filozof diyenler, değil mi? Hangi filozof böyle bir değişimi yapabilmiş? Var mı? Alsınlar 100 sene çalışsınlar, 1/100'ünü yapabilecekler mi? Musa Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul ediyorlar. Hani Hristiyanlar yavrum diye. Evet.
Resulullah ondan daha fazlasını yapmış. İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer radıyallahu anh. Karşılaştırın mesela değil mi? Değerli hocam ağzınıza sağlık. Tabii bunlar daha okunabilir. Keşke zamanımız olsa da böyle devam edebilsek, Resulullah'ı anlatabilsek. Yine fırsat buldukça tabii anlatmayı okumaya devam edeceğiz Sıranur'da. Çünkü Peygamberimize çok önem verilmiş, değer verilmiş. Evet, ki Peygamberimize gerçekten bazen böyle hürmetsiz, saygısız yorum, değerlendirme yapanları var. Biz de Peygamberimizi gerçekten onun gerçek yönüyle anlatmalıyız, anlatmaya ihtiyaç var. İnşallah daha sonraki derslerimizde devam edelim bize ayrılan zaman. Yani bu Risale-i Nur külliyatı dahi yani Peygamberimizin nübüvvetine işaretlerden birisi. Niye? Çünkü onun davasını tasdik ediyor. Evet. Yani bütün içindeki muhteviyatıyla iman erkanını yani onun getirdiği yani Peygamberimiz ne getirmiş? Allah'a iman esasını, ahireti, kaderi, peygamberi, peygamberlere imanı yani bütün bu esasları ne yapmış? Ahmet'in altı esasına getirmiş ve Risale-i Nur da içindeki muhteviyat ile bütün bunları bize akli, manteki, zamanın gereklerine uygun bir şekilde bizlere anlatıyor, aktarıyor. Öyle yapmış. Biz de inşallah bunu hatırlamaya, tebliğ etmeye gayret edelim, etmeliyiz. Evet, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Gene inşallah devam edeceğiz başka derslerimizde. Evet, değerli Risale okumaları seyircileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Allah'a emanet olunuz efendim.